Selamünaleyküm. Sporu güzelleştirdeki bugünkü konuğumuz Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hocam kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 1968 Kütahya doğumluyum. İlk okulu Kütahya'da, ortaokul ve liseyi Kütahya İmam Hatip Lisesi'nde 86 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdim. 1991 yılında mezun oldum. İşte Malatya'da ilk görevime başladım. Evliyim. Allah bağışlarsa iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Kütahya'da spor ile ilgili hangi çalışmalar var hocam? Tabii bizim Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hemen hemen her alanda çalışmamız var. Bununla ilgili antrenörlerimiz mevcut. Aslında tesis olarak da fena değil Kütahya, hakikaten. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Tesisleşme olarak da Kütahya güzel bir noktada. Sporun şu anda Türkiye'de hemen hemen her hangi dalı varsa Kütahya'da da hemen hemen her dalında faaliyet gösteriyoruz. Evet hocam, biz de burada öğrenciyiz. Bununla birlikte zaten çoğu çalışmayı da gözlemleyebiliyoruz. Yakinen takip edebiliyorsunuz. Evet, Kütahya'da spor faaliyetlerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz bu konuda? Şöyle söyleyeyim, tabii geçmişle kıyaslanırsa iyi noktadayız. Özellikle velilerimizin ve öğrencilerimizin ve bizim gayretlerimiz bir noktaya gelmiş spor konusunda. Bu bizi aslında memnun ediyor. Çünkü biz çocuklarımıza eğitimle, sporla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz bu noktalarda eksik kalırsak çocuklarımız hiç olmadık yerlere gidip farklı tutum ve davranışlar içerisine girecekler. Bu da hem bize hem toplumumuza gelecekte büyük bir külfet olacak. Sporla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yeterli kabul edemeyiz tabii. Yani bizim öğrencilerimize ulaşmamız, onları tesislerimizde misafir etmemiz, tesislerimizi cıvıl cıvıl onlarla doldurmamız ana hedefimiz. Çalışmalarımız da bu doğrultuda artarak da devam ediyor. Biraz daha öğrenci, velinin dışında halkımızın da teveccüh etmesini istiyoruz. Salonlarımızdaki tribünlerin hafta sonları müsabakalarda dolmasını istiyoruz. Bu konuda gereken neyse üzerimize düşen yapmaya da devam ediyoruz ve yapmamız da lazım. İnşallah müdürüm, Allah nasip eder inşallah. Peki gençlere, bu yolda ilerleyen gençlere ne gibi tavsiyeleriniz var müdürüm? Şimdi şunu söyleyebilirim. Hem ailelerimiz hem öğrenci kardeşlerimiz kendilerine ve çocuklarına lisedeki ya da ortaokuldaki akademik başarıya göre değerlendiriliyor. Ya belki bu yaklaşım aileler açısından çok doğru olabilir ama buna böyle objektif baktığımızda çok doğru değil. Yani öğrencimiz akademik olarak başarılı olmayabilir ama bir atletizm dalında çok yeteneklidir. Bir resim dalında çok yeteneklidir. Basketbolda çok yeteneklidir. Güreşte çok yeteneklidir. Okçulukta çok yeteneklidir. Dolayısıyla bizim bunları ortaya çıkarmamız lazım. Öğrencilerimizi bizim açtığımız spor kurslarına, okullardaki spor faaliyetlerine katılması gerekir. Buralara katılsınlar. Yeteneklerini buralarda sergilesinler, sergilemeye çalışsınlar. Bir de şunu söyleyebilirim. Bakanlığımızın çok güzel bir projesi var. Hakikaten bu inşallah devamlı olur. Bu dönem yapıldı bu. Bu bakanımız döneminde yapıldı. Yetenek testine tabi tuttuk biz. İlkokul öğrencilerimiz. Kütahya'da biz bu testi 1 Nisan'da yaptık. Yoğun da bir katılım oldu. Tabii yeterli olmuyoruz. Gelecek yıllar inşallah daha da artar. Şimdi biz burada spor açısından yetenekli öğrencilerimizin verilerini anında kendi sistemimiz içerisinde burada test ettikten sonra Ankara'daki genel merkezimize ilettik. Şimdi bunlar değerlendiriliyor. Öğrencilerimizin özellikle sportif alanda hangi alanda daha başarılı olacaksa
Bu verilerle bu ortaya çıkacak. Bunlar da bu da şunu getiriyor aslında. Artık bizler devlet olarak bir altyapı çalışması dediğimiz şeyi aslında şu anda bakanlık olarak yaptık. Bu devam ederse bu yetenekli gençlerimiz hangi alanda daha başarılı olacaksa oraya kanalize edilecek. Ve bu da Türkiye'nin hem Türkiye çapında hem uluslararası alanlarda, sportif alanlarda gösterdiği başarılara başarılar ekleyecek demektir. Yani bu gerçekten çok anlamlı bir proje. Gençlerimize yani spora mutlaka devam etmelerini, hangi alan olursa olsun mutlaka devam etmelerini istiyoruz. Dersteki başarılarını tabii ki istiyoruz. Okula devamlarını tabii ki istiyoruz. Ama okul ve dersten kalan zamanı da spor yaparak değerlendirmelerini istiyoruz. Ve mutlaka bundan hem ailelerimiz hem çocuklarımız istifade edecektir. Hem kendilerine faydalı olacaktır. Hem bizim toplumumuza faydası olacaktır. Öğrencilerimiz ve velilerimiz şunu bilsinler ki spor her zaman onlar için faydalıdır. Onlara fayda getirecektir. Hayatlarını disiplin altına alacaktır. Bugün inanın şöyle bir şey var. Ben bunu gençlerimizde görüyorum, sporcu kardeşlerimizde, antrenman sahalarına gidiyorum, salonlarına gidiyorum. Antrenörünü anne baba gibi kabul ediyorlar seyretimden sonra. Ve bu öğrencimizin kötü alışkanlık edinmesi bundan sonra mümkün değil. Buralara velilerimizi davet ediyorum, öğrencilerimizi davet ediyorum. Mutlaka bir spor dalıyla meşgul olsun. Peki müdürüm, Kütahya'da sporculara verilen değeri nasıl buluyorsunuz? Sporcularımıza değer halkımız veriyor, hakikaten veriyor. Saygı da duyuyor. Uluslararası alanda başarı kazanmış sporcularımız toplumda bir yer edinmiş. Bunu tabii bu hem Türkiye çapında hem uluslararası alanda Kütahya'da ne kadar sporcu yetiştirebilirsek halkımızın da bu konudaki duyarlılığı artacaktır. Ve Kütahya bu konuda da hakikaten iyi noktada diyebilirim. Ama hedefimiz yetmez, daha iyisi olacak inşallah. Bunu şöyle söyleyebilirim size. Bizim 19 Mayıs resmi programda Türkiye çapında ve uluslararası alanda derece alanlara ödül verdik biz. Sayın Valimiz takdim etti ödüllerini. Buraya gelen gerek daire müdürlerimizden gerek halktan gurur duyduk dediler. Yani Kütahya'dan bu kadar başarılı uluslararası alanda, Türkiye alanında sporcu çıkmış, gurur duyduk. Biz bundan iftihar ettik dediler. Hakikaten hem bu başarıları Kütahya halkına tanıtmamız lazım, hem artırmamız lazım. Bu oldukça Kütahya buna sahip çıkacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz müdürüm. Hem önerilerinizle hem fikirlerinizle gençlere de bir örnek olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sporu güzelleştirmek adına da bir adım attığınız için Allah razı olsun. Ben de çok memnun oldum. Keyif aldım bu programdan. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.